Steven Bergwijn, o zaman bir klas gol at. Biraz geç kaldığımın farkındayım. Tottenham Hotspur sahibinden satılığa hepiniz hoş geldiniz. Pochettino'yu kovdular. Jose Mourinho'yu getirdiler. O da çağrı olamadı. The special one oldu. The sıradan one. Dinamo Zagreb zaten. Bu video anlattı her şeyi. Arkadaşlar, Tottenham Hotspur sahibinden satılığa hepiniz hoş geldiniz. Bu seride ne yapıyoruz? İlk olarak kadro merkezine gidiyoruz ve bütün oyuncuları transfer listesine ekliyoruz. Ara transfere kadar transfer yapmıyoruz ve bize gelen bütün teklifleri bu yaz transfer döneminde de kabul ediyoruz. Satabildiğimiz kadar satıyoruz. Sonra elimizdeki kalan kulüple ara transfer dönemine kadar simüle edip o ara transfer döneminde anca takımı toparlamaya çalışıyoruz. Hedefimizde Şampiyonlar Ligi kazanmak var. İlk sezon UEFA'da olacağız. Burada Son da gidecek mesela, görüyorsunuz. Lo Celso da gidecek. Harry Kane'i sattık mı henüz? Satamadık galiba. Dele Alli, güle güle, Ndombele, takımın yıldızları, Eric Lamela, o gol neydi öyle? Lucas Moura, Harry Kane, 123 milyon, hepsini listeledim. Bakalım ilk teklif kime geliyor? Arkadaşlar, Tottenham'a destek olmak istiyorsanız like butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler. Ha, bir de kanala yeniyseniz abone ol butonuna basarsanız sevinirim. İlk teklif geldi. Eric Lamela, 23 milyon. Etkilenmiş Dortmund demek ki o golden sonra. 23 milyon iyi aslında, fena değil. Kabul. Ve Eric Lamela satıldı. Gitti. İlk ayrılan o. İkinci teklif geliyor. Davinson Sanchez Wolves'dan 30.8 milyon daha fazla bir ücret. Davinson Sanchez'in reytingini düşürmüşler son zamanlarda galiba. Teklifi mecburen kabul ediyoruz pazarlık yapmadan. Davinson Sanchez de gitti. Formasını almış. 4 numarayı kapmış. Ve bir teklif daha var. O teklifte Moussa Sissoko Ajax'dan 16.1 milyon. Ultimate Team efsanesi Moussa Sissoko. Teklifi kabul ediyoruz. Peşine Harry Winks'e bir teklif var. 31 milyon. Harry Winks bu kadar para ediyor muydu? Vay Harry'cim. Sissoko'dan daha pahalı. Genç olduğundandır. Kabul ettik Wolverhampton'a. Bir teklif daha var. Orta saha yine Ndombele. Fran Beltran'ı veriyorlar. Fran Beltran da potansiyelliydi yanılmıyorsam. 21 yaşında aynen, merkez orta saha. Ndombele'nin değeri yalnız 51,5 milyon. 31 milyon artı 11 milyonluk bir adam. Beleş lan. Ama mecburen kabul ediyoruz. Format gerektiriyor. Fran Beltran için yetki vereceğim. Şöyle yükseltiyorum şunları da, garanti olsun. Aa, bu arada bir dakika. Ne oldu? Moussa Sissoko sözleşme şartlarında anlaşamadı. Ajax kulübüne transfer olmayı reddetti. Arkadaşlar, burada haftalık maaş 81 bin euro aldığı için Moussa Sissoko, orada da benzeri bir maaş istemiştir. Ama Hollanda liginde maaşlar genel anlamda düşük oluyorlar böyle 79 reytingli bir oyuncu için. O yüzden Sissoko adamsın, kalıyorsun. Yalnız aynı şeyi Harry Winks için söyleyemeyeceğim. Almanya'ya gidiyor. Aa, bir dakika, şimdi Ndombele için de aynı şey geçerli galiba. La Liga'da da biraz maaşlar düşük. Ndombele anlaşamamış. Yoksa bak, Fran Beltran burada anlaşmış. Ben bunu da hatta kabul et diyeceğim ama Ndombele gitmediği için sanırım olmadı bu transfer. Jape Tanganga için 8.3 milyonluk bir teklif var. Tanganga potansiyelli stoper, güle güle. Erik Dier'a teklif var. Dortmund yine kapımızı çalıyor. Vay, Dortmund'a bak sen, dadandılar. Erik Dier, arrivederci. Aha, Tanganga'nın satıldığı haberi geldi. Tanganga güle güle. Oo, Erik Dier gitmiş, röportajını da veriyor Almanya'ya. Arkadaşlar, Almanca güle güle ne demekti? Bilmediğim için Google'dan baktım. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Erik Dier. Almanya'dan izleyenler, güzel telaffuz edebildim mi? Almancam sıfır. Aha, Danny Rose için Hetafe geliyor. Bienvenidos amigos, Hetafe, adios amigos. Oo, Rose gitmemiş. Rose Hetafe'ye adios demiş. Burada lan Chelsea Heung-min Son'u istiyor. Lan tam diyecektim, büyük oyuncularımıza hiçbir teklif gelmedi ve teklifin düşüklüğüne bakın. 99,5 milyon Heung-min Son. Lan adamın kontratı da bitmiyor, hiçbir şeyi bitmiyor. Güle güle Son. Ya da anlayacağı dilden Anyong. Anyong da Koreceymiş. Moussa Sissoko'ya bu sefer Sociedad geldi. Kabul. Anyon Song, Anyon. Chelsea ile anlaşmış. Top sektirdim deme. Top... Lan. Top sektirmiş bir de ya. Bunu ondan beklemezdim. Aa, Beşiktaş. Tarek Hamed ve... Tarek Hamed kim lan?
Ha, serbestlerden almışlar, bize takaslıyorlar. MDO 76. Diyorum Beşiktaş Tarık Hamed ne alaka? Bu oyuncu Mısırlı galiba. Danny Rose Türkiye'ye gelecek miydi bir aralar? Sanki Trabzon istiyordu galiba. Bakalım. Aha, Ben Davies'e teklif Sevilla'dan. Bienvenido Sevilla. Gracias. Oo, bir Gracias da bize Real Sociedad'dan gelmiş. Sissoko ile anlaşmışlar. Sissoko gitti. Aha, Beşiktaş'a gönderiyoruz. Rose anlaşmış. Bak, Beşiktaş vermiş parayı. Teklifi kabul et. Danny Rose'a da güle güle diyoruz. Davies adios. 17 milyon gitti Sevilla'ya. Oo, City. Gabriel Jesus'u veriyorlar en azından. Harry Kane gidecek. Lan ya, en güçlü oyuncularımız bizim ligimizde niye kalıyorlar? Harry Kane 52 milyon artı Gabriel Jesus bedava ya. Resmen bedava. Neyse Gabriel, sen gel buraya. Şimdi Jesus teklifi kabul etti. Ben teklifi kabul edersem eğer, Harry Kane gidecek mi bilmiyorum. Alderweireld'a da gelmiş Benfica. Burada Chiquinho'yu veriyorlar. Merkez ofansif potansiyelli, kabul. Yetki ver. Portekizce'de Adeus'muş arkadaşlar. Adios değil de Adeus. Güle güle Adeus Alderweireld. Şimdi Lucas Moura'ya bir teklif. O da Kulüp Bruges'den. Kulüp Bruges au revoir olacak o zaman. Lucas Moura au revoir monsieur. Transferin son gününe geldik yalnız. Bir dakika, Alderweireld Adeus demedi mi? Görüşmeler başarısız oldu. Çok iyi. Bayern Ndombele'yi istiyor. Ndombele'nin reytingi düşmüş. Kabul ediyoruz. Tamam. Ndombele gitti. Moura gitti. Alderweireld'a bu sefer Wolves geldi. Daha iyi bir fiyat vermişler. Para vermişler. Daha iyi. Takassız. Ama arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Birazdan çok önemli. Delali'ye Bayer Leverkusen geldi. Neydi Almanca? Unuttum. Goodbye. Tschüss diyelim. Atletico Madrid Alderweireld'ı isteyen isteyene. Wolves'a gitti Alderweireld bu arada. Aurier'de Barcelona. Barcelona gracias. Aha, Alderweireld bir dakika lan. Ha, ben de goodbye diyorum adama. Adios olacaktı. Atletico Madrid'le anlaşmış. Delali'de auf Wiedersehen. Heh, güle güle. Aurier'de gitti Barcelona'ya. Barcelona adios amigos. Başka kim gidecek abi? İnanılmaz satış yaptık. Güçlü oyuncu. Kalecimiz kaldı Loris. Bu teklif Loris'e mi? Jesus için teklif lan. Yeni geldi adam da. 75,5 milyon. Arsenal bize çelme takmaya çalışıyor son saniye. Kuzey Londra. Bir dakika. Gitti mi acaba? Bir saat. Bir haber. Lan Jesus. Vallahi gitti. Arsenal sen ne yaptın ya? Lan Arsenal'le City bizi bitirdiler resmen. Forvetimiz kim kaldı? 70 küsürlük bir oyuncu kaldı galiba. Premier Lig'de transferde son gün geçti. İyi ki geçti yani. Delik deşik olduk. Uf, takıma gel. Arkadaşlar, stoperleri görüyor musunuz? Ora benim dikkatimi çekti. Çünkü Ben Davies stopere girmişti bizim Davinson Sanchez satıldıktan sonra. O da ek mevkisi olarak girmişti. Şimdi tek stoperlerimiz Lions Foster, Rodon. Burada başka kim oynayabiliyordu? Bir tane daha. Marsh oynayamıyor. Sirkin oynayamıyor. Lavinie. 58 Lions Foster kalsın o zaman ya. Doherty sağ kanat bek. Tamam. Reguilon sol bek. Bergwijn iyi. Bale kiralık. Lo Celso, Højbjerg iyi. Okey. John burada olmaz. Ne yapacağız o zaman? Hamed gelecek. Lo Celso merkez ofansif oynayacak. Hamed MDO. Vinicius 78'lik forvetimiz, o da kiralık. Yani resmen delik deşik edildik. Bir Loris kaldı sağlam. Lige 4 maçta 4 puanla başlamışız. Berbat başlamışız. UEFA'da grubumuz şöyle bir grup. Bu gruptan çıkar mı bu takım? Loris var en azından. Çıkar diye tahmin ediyorum ama sürpriz de olabilir. Buradan arkadaşlar ara transfere geçelim. Takımı orada toparlamaya çalışalım. Bakalım kaç paramız olmuş. Yine yangın var yine ben. Ocak 1'deyiz. Durumlar nedir acaba? Çok merak ediyorum. Premier Lig'de menajer reytingimiz görünüyor burada sadece. Premier Lig 4.yüz lan. Ooo, fena değiliz. Bayağı toparlamışız. Yani Loris iyi çıkmış galiba. Ligin en az gol yiyen 4. takımıyız. Avrupa Ligi. Gruplardan çıkmışız. Villarreal ile eşleşmişiz. İkinci tamamlamışız grubu. Son anda var ya. Bir dakika. Son maçı 2-0 kazanmışız. Peki Premier Lig gol kralı Aubameyang, Odegaard falan var ama Arsenal bak aldı şeyi bizden. Gabriel Jesus'u oynatmıyorlar. Harry Kane ikinci. Heung-min Son'u burada göremiyorum. Vinicius bizde 15. Asistlerde Bergwijn
mükemmel gidiyor. Çok iyi. Oo, Loris en iyi ikinci kaleci. Loris de bizi bayağı bir taşımış. Şimdi ara transfer döneminde teklif kabul etmek yok. Sadece transfer yapmak var. Ve bütçeye gel. Uf, paraya gel. 675 milyon mu? 650 diyelim biz buna. Maaş bütçesi de lazım. İnanılmaz bir para. Transferleri yapmadan takımın hali bu. Şimdi buraya bir santrfor, bir MDO, iki tane stoper, bir sağ bek olabilir, bir sağ kanat olabilir. Bayağı bir transfer yapacağım. Hani Arsenal bize çelme takmıştı ya. Lan biz de onların gol kralını alacağız. Onlara çelme takalım. Ya biz Tottenham'ız, böyle dalga geçilen bir kulüp değiliz. Dalga geçilecek bir kulüp değiliz. 54 milyon. Oo, 66 milyon. Arteta sakin ol. 78'e düştü. 69-7 yeter ya. Gel. Kabul etti. İkinci transfer Sergio Ramos. Ucuzundan iyisinden 38 milyon. 88 rating. 55. Normalde daha aza gelirdi ama şu an ara transferdeyiz diye. 55'te ısrarcı. Zidancım 49 yeter ya Ramos için. Yaşlanmış. Aa, Zidane'a bak. İnadım inat. Kabul. Ramos'un yanına bir de Pique neden olmasın? Ramos Pique yapıyoruz. İspanya milli takımı. Lan ona da 53 milyon istediler bu sefer. Aa, 43.5'a var mısın hocam? Koman. Vallahi vermiyorlar. Bak bu ne olmuş abi bu stoperlere? 47 milyon. 47.5. Gerard Pique. Gerard bienvenidos. Tabii ki Manchester City'yi de unutmadık. Kevin De Bruyne'larını bir alalım onlardan. Daha 477 milyonumuz var. Kevin De Bruyne için 150 milyon. Yeter mi Pep? Ne diyorsun? 200 milyon istedi. Yani öyle Harry Kane'i almak kolaydı değil mi? Ben de 172 milyon vereyim. 182 verecektim ama kabul etti. Eyvallah. Chelsea'yi de boş geçmeyelim. Onlardan da bir N'Golo Kante yapalım. Yani o kadar sonumuzu aldılar. 80 milyon. 118. 100 milyon tamam. 100'ü kabul etmediler. 108.4. Lan ısrarcılar bak bak. Tamam lan kabul. Madem 3 tane defansımız İspanyol. 4.'yü de İspanyol alayım dedim. 60 milyona Dani Carvajal. Belki fazla mı verdim? Çünkü kontratım bitiyor. Ne ol bilmiyorum da buna az diyordu Edere. İyi. Son oyuncumuz Serge Gnabry olacak arkadaşlar. Paramız anca buna yetecekti. Sağ kanatta Sancho'ya yetmiyordu. Messi'ye yetmiyordu. Salah'a yetmiyordu. 118 milyon. Burada Gnabry'ye yetiyor. Tamam. Elimizde sadece 1 milyon kaldı. Yedeklerimizi görüyorsunuz. Gareth Bale, Vinicius, Lo Celso, Doherty, Hart falan var. Hamed geldi Beşiktaş'tan. Olmazsa olmaz zaten. Şöyle mantıklı görünüyor. Aubameyang, De Bruyne, Gnabry, Bergwijn orijinal kadrodan, Højbjerg. Bu nasıl okunuyor ya? Neyse çözeceğiz bir gün. Kante, Ramos, Pique, Carvajal, Loris, İspanyol duvar, Reguilon orijinal kadro. Bu takım başlangıç takımımızdan daha iyi oldu mu acaba? Villarreal ile eşleşmiştik. Buradan ta sezon sonuna gideceğiz artık. Bakalım UEFA kupasını kazanmış olacak mıyız ve Premier Lig'i alabilir miyiz? FA Cup falan onları da göreceğiz. Geçelim sezon sonuna. Yine yandım var yine ben. Sezon sonunda takımımızı ne kadar toparlayabildik? Şampiyon olabildik mi? Şampiyon olamam. Lan Arsenal'in şampiyon olduğunu ilk defa görüyorum. Acaba biz Aubameyang onlardan alarak şampiyon mu ettik? Arsenal. Takımları kesinlikle görmek istiyorum. Ligin en çok gol atan takımını orta az Liverpool'la. Oha Arsenal'e bak sen. Kaleci mi almışlar? En az gol yiyen takımlardan bir tanesi. FA Cup. Arsenal şoku. Manchester United. Swindon Town. 4. lig mi? 3. lig takımı final oynamış. Yuh, Leicester'ı elemişler. Arsenal yarı finalde elenmiş. Liverpool'u elemişler. Swindon Town Rebuild mi gelsin? Sheffield United'ı elemişler. Ondan önce bizi Arsenal elemiş. Ondan önce zaten daha güzel takımlar yokmuş. Swindon'a baktım da. Liverpool Karabağ Cup'ı almış. Biz burada Leicester'a penaltılarda elenmişiz çeyrek finalde. Kupamız yok yani. Klasik Tottenham devam ediyor bizde de. Süper Kupa Bayern Münih. Şampiyonlar Ligi Bayern Münih'in oluyor Manchester City'ye karşı. UEFA aldık mı? Tek kupamız. Grubumuzdan çıkmıştık. Son 32. Geçmişiz Villarreal 6-2. Son 16. Rennes'i geçmişiz 5-1. Bak oraya bir oyuncu satmıştık. Çeyrek final Benfica'yı 5-1 geçmişiz. Galatasaray da bak çeyrek finale gelmiş, Sociedad'a elenmiş. Leicester City var. Real Madrid var. Yarı final Sociedad gelmiş bize bak. En kolayı gelmiş belki de. 4-3 Oyarzabal baba acımamış. Final Real Madrid Sociedad. Real Madrid almış finali.
Yine hüsran, yine hüsran. Aubameyang gol kralı. Onlar da Odegaard en çok gol atan. Asist kralı Mane olmuş. Bergwijn gerilemiş. En iyi kaleci Alisson. Leno var onların kalesinde. Başka kaleci almamışlar. Yani şok. Resmen şok etkisi. Şöyle bakıyoruz. Odegaard en çok gol atıp asist 8 tane asist yapan. Jerome Roussillon sol bekten 9 gol 10 asist. Vay. Jesus bak 21 maça sadece çıkmış ikinci yarıda. 5 gol. O kadar da inanılmaz bir şey yok. Burada değişiklik falan bakıyorum da normal Arsenal, bildiğin Arsenal takımı. Çok garip bir durum. Yani Arsenal'i alıp simüle edin, 10 kez simüle edin. Burada Liverpool City'yi geçemez bence. Neyse arkadaşlar, toplam verime de bakalım. Takımımız bu hale gelmiş bu arada. Aubameyang 37 gol, 3 asist. Bergwijn inanılmaz. O da 40 tane gole katkıda bulunmuş Aubameyang'la beraber. Gnabry hiç de fena çıkmamış. 25 maçta 20 gole katkı. Kevin De Bruyne iyi çıkmamış. Neyse, geçelim ikinci sezona. Yine yandım var yine ben. Yeni sezona geldiğimizde bilmeyenler için geçen sezon aldıklarımızı da listeliyoruz. Bu ikinci sezonumuz, son sezonumuz olacak. Tek bir şansımız var Şampiyonlar Ligi için. Kante, De Bruyne, Gnabry, bu Aubameyang hepsini listeledim. Kiralıktan geri dönenleri de listeledim. Çok da bir oyuncumuz yoktu. Bakalım yeni sezonda ilk teklif kime geliyor? İlk teklif Real Madrid'den Pierre-Emile Ho adını söyleyemediğim oyuncuya geliyor. 92 milyon. 86'ya da gelmiş kral. Güle güle. İkinci teklif Matt Doherty. 18 milyon. Güle güle. Üçüncü teklif Lo Celso. Sevilla. Ama takasta kimi veriyorlar? Suso'yu veriyorlar. Tamam kabul. Yetki ver. Suso gelirse gelecek artık. Yeni bir teklif Gazzaniga. Yedek kalecimiz. Kiralıktı geçen sezon. Geri geldi ve geri gidiyor. Parrott. Troy Parrott. Potansiyelli genç oyuncu. Forvet. O da Bologna'ya gidecek. Foyt'a iki teklif var. San Lorenzo. Bir de Burnley. Teklif kabul. Kimi veriyorlar? McLaren. Jamie McLaren. Gel kral. Cameron Carter-Vickers. Güle güle. Hep F'ten püften oyunculara teklif geldi şu ana kadar. Güçlü bir oyuncumuza hiçbir teklif gelmedi. Hala zayıf oyunculara teklif gelmeye devam ediyor. İnanılmaz bir durum. Teklifi kabul et ama bayağı yedekte, rezervde oyuncumuz var. Hala güzel oyunculara teklif gelebilir. Yalnız Ağustos'un 11'ine kadar geldik böyle. Arkadaş hep zayıf oyuncularımıza teklif geliyor. Kaleci, yedek kaleci. Güle güle. Mükemmel. Neredeyse bitti transfer dönemi. O sonunda sağlam bir teklif var. Lemar'ı veriyorlar. Reguilon'u istiyorlar. 40 milyon artı. Umarım gitmez Reguilon. Lemar teklifi kabul etmiş. Biz de edince Reguilon gidecek ve Carter Vickers'a teklifler yağmaya devam ediyor. Kalmış da az önce. Arkadaş transferin son saatine kadar güçlü oyuncularımıza teklif gelmedi. Şöyle tekrar göreyim de hani içim rahatlasın. Çünkü çok acayip bir durum var. En değerli oyuncumuz De Bruyne listede. Gnabry listede, Kante listede, Bergwijn listede, Aubameyang listede. Şansın böylesi yok. Bir tek Reguilon gitti sol bekle. Elimizde kalan kadro ara transfer dönemine kadar bu. Sol bekimiz zayıfladı bir. Lo Celso transferinden Suso geldi. Lemar da Reguilon transferinden geldi. Şöyle yapabiliriz artık. Lemar sen merkez ofansif orta saha olmuşsun. De Bruyne de merkez orta saha oynayabilir. Sessegnon potansiyelliydi yanlış hatırlamıyorsam sol bekte. Hatta en potansiyelli oyunculardan bir tanesiydi önceden. Şimdi öyle değil. Ama önemli değil ya. Takım hala bomba. Bu sezon bak iyi başlamışız. Arsenal 4'te 4 başlamış. Biz 10 puanla 3.'yüz. Şampiyonlar Ligi. Sevilla, Bayer Leverkusen, Kulüp Brugge fena bir grup değil. Tehlikeli. Bayer Leverkusen de tehlikeli bir takım. Ama ara transfere kadar gidelim. Bizim takımımız da hala sağlam. Bakalım gruplardan çıkıyor muyuz ve kaç paramız var? Yine yandım var yine ben. Yine kalsam bu bileden. Ve Şampiyonlar Ligi sezonumuzda 1 Ocak'tayız. Çıktım. Menajer reytingimiz daha kötü. Dördüncüyüz lan yine ama bu sefer puan farkı daha az. Arsenal yine lider. Lan bu Arsenal'e ne olmuş acaba? Demek ki tek sıkıntıları Aubameyang'dı. Onu da alınca adamlar şampiyonluğa oynuyorlar paso. Şampiyonlar Ligi gruplardan çıkmışız. Lazio ile eşleşmişiz. Grubumuzu 6'da 6 domine ederek çıkmışız. Sıkıntı yokmuş. İyi. Burada sürpriz bir Slavia Prag'ı görüyorum. Başka da sürpriz yok. Premier Lig'de gol kralı. Neredeyse Aubameyang ama Mane. Mane. Başka asist krallığı Harry Kane. De Bruyne fena değil ama De Bruyne niye asist yapamıyor bilmiyorum. Loris en iyi 3. 5. kaleci. Leno yine coşmuş. Leno güncelleme falan mı geldi acaba da coştu. Bizim takım böyle. Kante 90'a yükselmiş. Loris değer o da rating yükselmiş. Geçen sezon yükselmişti galiba.
Sesenyon sol bekte bir tek sırıtıyor. Burada bizim bir tek merkez orta saha defansif ya da box to box bir De Bruyne'in yerine adam lazım. Ya da daha farklı bir merkez ofansif orta saha alabiliriz. Bergwijn iyi, Gnabry iyi görünüyor. Aubameyang yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Stoperlerimiz zayıfladı. Sol bek lazım ve paramızı bir görelim. Uff, yine dehşet bir bütçeye sahibiz. 372 milyon. Öncelikle sol bek Grimaldo. Yine İspanyol duvarı örelim. Ama stoperleri de değiştirmem lazım bir nevi. 84 milyon istiyor Pochettino eski takımından. Ayıp ediyorum Pochettino ya, biz tanıdığız. 70.8. Okey. İkinci transfer Joshua Kimmich. Ucuza alabilirsek çok iyi olacak. 130 milyonla başlayacağım. Uuu. Müthiş, müthiş. Üçüncü transferimiz, İspanyol duvarı bozuyorum. Bir tane Rafael Varane, Fransız gelsin. O da Liverpool'a gelmiş, o yüzden mantıklı bir transfer aslında. Fiyat olmadı. Hocam 79 yeter mi? 108. 88 milyona okey mi acaba? Okey ona. Arkadaşlar son olarak Robert Lewandowski forvette reytingimizi artırma amaçlı. Yani Aubameyang biliyorum gol kralı olmak üzere ama 86 reyting bence Şampiyonlar Ligi'nde bize kupayı getirmez. Burada 94 ediyor yazıyordu. Kontratı demek ki sonlanıyor. Bakalım şöyle ucuz bir miktara getirebilecek miyiz? 80 milyon. 84 gayet iyi bence, maaşa para da yetiyor. Uf. Maaşa valla kıl payı para etti. Bu arada ben Varane'la Ramos'u tekrar kavuşturmuş oldum. Onu da yeni fark ediyorum. Lewandowski gel, Aubameyang sen yedeklere geç kral. Ve oha takım 1, 2, 3, 4 tane 90 üstü oyuncumuz var. Grimaldo solda. Bu takım bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanması gerekiyor artık. Gülünç durumdan kurtarılmış şu Tottenham'ı. Geçelim ilk maça. Rakip Lazio. João Pedro'yu almışlar. Simulate. Rahat yenmemiz lazım. 3-1. Güzel deplasmanda. Defanslar. Grimaldo 2 gol atmış. Büyük avantaj bizde. Hızlı simulate. İç sahada. 2-1. Vay. Lewandowski atmış ama. Onlar da iyi direnmişler. Çeyrek finalde bizi sömüren Dortmund. Ve Lewandowski kırmızı kart cezalı. Ama iyi ki bir Aubameyang'ımız var. Bunu otomatik olarak Aubameyang'a çevirelim. Haaland rakipte. Castiles'ı getirmişler kaleye. Manolas'ı almışlar. Baş liner var. Tamam. Bizim takım bence daha iyi. Bastık. İç sahada. 1-1. Ama kırmızı kart görmüşler. 2-5. Sonra da gol olmamış. Şimdi bakalım Leva'yla beraber rövanş maçı nasıl olacak? Full kondisyondayız. Değişiklik Bürki var kalelerinde. Deplasmanda helal. Bergwijn 2 gol. Müthiş. Yarı finalde eşleşmeler böyle. Bize Liverpool geliyor. Bayern Manchester City geçen senenin finaliydi biliyorsunuz. Liverpool'dan Varane'ı almıştık. İlk maç. Haydi beyler. Onlar da gitmişler. Jimenez'i getirmişler bu arada yerine. Ama bildiğiniz Liverpool. 3-1 alıyoruz. Uf, Lewandowski. 2 tane atmış. Helal lan. 3 şut 3 gol. 2 kırmızı kart rövanşta. Bergwijn Kante. Şöyle oynayacağız. Aubameyang sol kanat. Lemar merkez ofansif. De Bruyne'da geri çektim. İç sahada 3-1. Bize bir gol attılar. Çok tehlikeli. Bastık. Burada da 3 tane atıyoruz eksiklerimizle. Salah kaçırmış. Geçen maçın aynısı neredeyse. Lemar da gol atmış. Ve finalde rakibimiz Manchester City olmuş. Bu kez Bayern'i 2 kez 2-1 yenmişler. Geçen sene yenildikleri skordu. Yalnız final maçını oynamadan bakalım. Şampiyonluk geldi mi Premier Lig'de? Gelmiş. En çok gol atan, en az gol yiyen. Onu da başarabilmiş miyiz? Yok, Liverpool daha çok gol atmış. FA Cup'ı aldık mı? Liverpool almış. FA Cup'ı almışız. Yani bir nevi kupalara boğmuşuz bu sezon bu takımı. Artık kimse bize gülemeyecek Tottenham Hotspur olarak. Tabii şu Şampiyonlar Ligi'nde almamız gerekiyor. UEFA'yı da Lyon 4-3 almış United'a karşı. Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olacak. Sevcik. O kim lan? 9 tane gol atmış. Premier Lig gol kralı Sadio Mane. Harry Kane ikinci. Şimdi Harry Kane bize karşı oynayacak. Bizde Gnabry en çok. Aubameyang 26 maça çıktığından 14'te kalmış. Lewandowski 17 maçta 11 gol. Daha verimli. Asistlerde Harry Kane ortak, De Bruyne ikinci. O zaman en iyi kaleci Hugo Lloris. Helal. Lewandowski en verimli oyuncumuz mu? En verimli oyuncumuz Steven Bergwijn. Mükemmel. De Bruyne daha iyi performans sergilemiş. Lemar bile iyiymiş. Lewandowski de hiç de fena değil Lewandowski için bu oyunda. Gerçekte olsa kötü ama. Şimdi arkadaşlar şu final maçını şöyle simüle edeceğiz. Rakibimizi görüyorsunuz. Harry Kane'i bir de kaptan yapmışlar. Gözümüze sokma amaçlı.
Goretzka'yı almışlar. Şöyle bir simüle edelim 70. dakikaya kadar. Ondan sonra kendimiz gireriz duruma göre. Olmadı tam sonlarda girip kupayı kaldırırız. Ooo, City geldi. Ooo, 18 numarasıyla Harry Kane kaleci kurtardı. Loris helal. Yine Loris de. İlk yarıda golü bulamadık. City bak ne kadar yoruldu. Bizden ne kadar daha yorgun. Ama pek fırsat olmadı. Devam ikinci yarı. Sonlarda biz kendimiz girip atmaya çalışırız artık. Olmadı uzatmaları falan oynarız. Berabere biterse. İkinci yarı full City oldu bak. %54 toplu oynama onlara geçti. %65 de ilk yarı. Ama biz geliyoruz. 2 numara Grimaldo. Grimaldo. Ortayı açmadı. Lewandowski. Hadi be. 16 kim? Gnabry. Vurmadı. Arkadaşlar ben artık burada katılacağım. 87. dakikadayız. 0-0. Bernardo Silva. Dikkat beyler. Bernardo Silva geliyor. Silva, De Bruyne. De Bruyne helal. Eski takımına karşı. Gnabry. De Bruyne ve Kane'in mücadelesi. Leva. Aha De Bruyne gidiyor. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne gol atıyor. İşte bu kadar be. Kevin De Bruyne 1-0. 89. dakika. Tottenham'ı şampiyon yapıyor mu? Knockout ettim diyor. Bu arada maç zorluğu efsane bir deymiş. Onu da unutmuşum. O yüzden bana bayağı bir kolay geldi. Bizim kariyerden sonra. Baksana adamlar bomboş pozisyona giriyorlar. Bergwijn A2 yapacağız valla. Steven Bergwijn o zaman bir klas gol at. Bunu kariyerde çok atmak istiyorum ama bizim zorluk hem seçkin hem de ben daha da zorlaştırdığım için galiba olmuyor. Ya da atacağım, bir gün atacağım. Kaleciyle karşı karşıya kalınca pek bir zorluğun farkı kalmıyor da. Of of of, gole gel. Pep inanamıyor Pep. 89-90 Steven Bergwijn, Kevin De Bruyne. Resmen rezil ettik. Bir 3 yok mu? Yok. Maç bitiyor arkadaşlar. Tottenham'a artık gülmüyoruz. Tottenham sahibinden satılıkta. İkinci sezonda hedefimize ulaştık. Bayağı bir şanslıydık transfer döneminde. Ve bu kaleci hak etti bunu. Hugo Lloris kupayı kaldıracak. Aha, siyah kupa vermişler lan bize. San Siro'da kupa kararmış. Yeni Şampiyonlar Ligi kupası artık siyah olacakmış. Black Lives Matter'ı destekleme amaçlı. Şaka bir yana, bilmiyorum neden öyle olmuş ama. Enteresan. Hugo Lloris kaldırınca ne olacak? Siyah mı kalacak? Evet. Siyah gümüş kupa. Hala siyah arkadaşlar. Bilgisayarda oynuyorum. Belki ondan oluyordur. Bilmiyorum da. Garip bir durum. Enteresan şeylerle karşılaşmaya devam ediyoruz bu oyunda. Arkadaşlar lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Konsept tavsiyeniz varsa da yorumlara yazın. Hoşçakalın. Yine ya.